Evet, BDDE oranı kaçtır? Arkadaşlar BD'nin oranına bakıyorum. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 6, 8, 10 üçgeni. DE'ye bakıyorum. Şöyle 2, 4, şurası da 3. Bu da 3, 4, 5 üçgeni. 10 bölü 5'ten 2'yi işaretlerim. Evet, X kaç birimdir? Arkadaşlar bu bir özellik. Bakın bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi artı bunun karesi. Yani doğrunun indiği kenar ikisinin karesi. Doğrunun indiği kenar şu ikisinin karesi. Muhabbet bu. 2 kök 22'nin karesi nedir? 2'nin karesi 4. 4 kere 22 88. Artı 7'nin karesi 49. Eşittir 4'ün karesi 16 artı x kare. Buradan 9, 8 daha 7 elde var 1. 8, 4 daha 12, 1 de elde 13. Eksi 16'yı bu tarafa çektim. Eşittir x kare. Buradan 7'den 6 çıktı 1. 13'ten 1 çıktı 12. 121 x kare ise x buradan nedir? 121 takdir edersiniz ki 11'in karesi değil mi? O halde B seçeneğini işaretlerim. Evet, ağacın tepesinde bulunan kuş uçarak yere konuyor ve yemleri yemeye başlıyor. Daha sonra dışarı çıkan çocuğu görünce uçarak çatının tepesine konuyor. Kuşun izlediği yol kırmızı çizgilerle işaretleniyor. Ağacın yere uzaklığı ile çatının yere uzaklığı arasındaki mesafe 9 birim. Olduğuna göre kuşun izleyebileceği en kısa yol kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şekle dikkat edin. Şurası ağaç. Şöyle geliyor yere konuyor. Sonra çıkıyor çatı katına. Sonra iniyor aşağıya. Şurası da taban. Bu tarz üçgenlerin olayı bakın şu yükseklik artı şu yükseklik toplamda bu kadar yükseklik kadar geliyorsun aşağı iniyorsun. Toplamda şuranın genişliği kadar sağa geliyorsun ve hipotenüs oluşturuyorsun. Olay bu. Şimdi bakıyoruz ağacın yüksekliği 5 birim. Binanın yüksekliği 4 birim. Toplamda kaç? 9 birim. Aralarındaki mesafe kaçmış? O da 9 birim. Şöyle. O halde 9, 9. Bunlar ikizkenar. Hipotenüs ne olur? 9 kök 2. O halde B seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, 90'dan hipotenüsü iki eşit parçaya bölecek şekilde bir doğru indiriyor. Şöyle 6, 6. Muhteşem üçlüden burası da 6. Bakın burada bir ikizkenar yakaladım değil mi? O halde buradan şöyle bir dik indireyim. Bu dik kenarı tam ikiye böler. 6, 2 daha 8. 2'ye böldüm 4. Yani 2 burası. Şöyle 6'yı sileyim. 4 buraya kalıyor. O halde burada bir Pisagor yaparsam. Bakın burası da 90. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. Çıkarttım 20. Kök 20. Şimdi solda üçgende bir Pisagor yaparsam. 20. 2'nin karesi de 4. Topladım 24. X o halde nedir? Kök 24. Kök 24 nedir? 4 çarpı 6. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 6. D seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ABC'yi bize 120 vermiş değil mi? O halde ben geleyim bunları hafiflendireyim. Bakın alfa, şöyle beta ve şöyle teta. Devamında EC BC'ye eşitmiş. Bakın EC BC'ye eşitse şurası ne oluyor? Dışarıda yazayım. Alfa artı beta değil mi? Devamında AD de AB'ye eşitmiş. O halde burası ne oluyor? Şöyle dışarıda yazayım aynı şekilde. Beta artı teta değil mi? Buradan alfa, beta, teta neydi? Bakın alfa, beta ve teta. Bunlar neydi? 120. Şimdi şu üçgene dönelim. Alfa, 3 beta, teta. Bunlar nedir? Alfa artı 3 beta artı teta. Üçgenin iç açıları neydi? 180. Ben bunları taraf tarafa çıkartırsam, alttan üstü çıkartayım eksiyle uğraşmamak için. Alfalar gitti, tetalar gitti. 3 betadan beta çıktı. 2 beta. Eşittir. 180'den 120 çıktı. 60 ise buradan beta ne geldi? 30. Şimdi bakın şu EBD üçgenini rahat görmeniz açısından şuraya alıyorum. Şu şekilde. E şurası olsun. B şurası olsun. D de şurası olsun. Bakın B'yi ne bulduk? 30 derece değil mi? Şurası nedir? 2 kök 3. Şurası zaten x bizden burayı istiyor. Tabanda 4. Bakın E'den
BD tabanına bir dik indiriyorum. Neden? Çünkü 90 dereceyi kullanayım ki şuranın da 60 derece olduğunu hemen çıkartayım. Buradan 90'ın baktığı 2 kök 3 ise 30'un baktığı nedir? Yarısı kök 3. 60'ın baktığı da kök 3 kat olacağından 3. O halde 4'ü siliyorum. Bakınız burada 1 kaldı. Burada da bir Pisagor yaparsak kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, toplam 4. Neyin karesi 4'tür? 2'nin. Buradan C seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar hemen C'den şöyle bir dik indirelim. Ve şöyle A ile C'yi birleştirelim. Devamında şöyle CD'yi uzatıyorum. Ve DE'ye bir paralel indiriyorum. Şimdi neden böyle yaptım? Öncelikle şurada bir 90 derece elde edip şurayı 30 derece bulup şuradan bir yorum çıkartacağım. Bakın 90'ın baktığı 8 ise 30'un baktığı yarısı 4. 60'ın baktığı kök 3 katından 4 kök 3. 4 buraysa artık 5'i siliyorum. Buraya 1 kaldı. 4 kök 3'ün karesi 48. 1 de buradan 49. O halde AC ne oldu? 7. Bakın 7 buraysa artık şurayı bulabilir miyim? Şöyle 1, 1 de şuradan 2. O zaman burası 2. X, x daha şurası da 2x. Şimdi burada Pisagor yaparsam 2'nin karesi 4 artı 2x artı 2 kök 5'in karesi eşittir 7'nin karesi 49. Buradan artı 4 eksi olarak karşıya attım. Ne oldu? 45. 45 nedir? 9 çarpı 5 değil mi? 9 dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 kök 5. O halde 3 kök 5'in karesi olması lazım. Burası ne? 2 kök 5. O halde 2x ne olmalı? 2x kök 5 olmalı değil mi? Çünkü toplayacağım ki 3 kök 5 olsun. Buradan da eksi tek bırakırsam ne olur? Kök 5 bölü 2. C seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şeklime bakıyorum. Şu 120 derece değil mi? Benim işime yaramaz. Ya içeriden böleceğim ya dışarıdan uzatacağım. Şey içeriden bölersem 15, 75, 90. Hani burada 4 kök 3'ü kullanamıyorum. O halde ben bunu şöyle uzatırsam. Şöyle de C'yi birleştireyim. Bakın burası bir dik 90 yaptım. Burası 120 idi ya. Buraya 60 düştü. Şuraya da 30 derece düşüyor. 90'ın baktığı 4 kök 3 ise 30'un baktığı 2 kök 3. Buradan 60'ın baktığı da kök 3 kat olacağından 6. Devamında 45'in baktığı 6 ise 90'ın baktığı 6 kök 2. 90'ın baktığı 6 kök 2 ise 30'un baktığı yarısı olacağından 3 kök 2. E seçeneğini işaretlerim. Evet, K ile demir çubuğu birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde K ucunun E noktasına uzaklığı kaç birimdir? Şimdi E noktası ne arkadaşlar? Bakın birinci konumdaki K ucunun yere dik iz düşümü E noktasıdır. Birinci konumdaki K'nın yere dik iz düşümü yani şurası E noktası. O halde bakın 15'e 12 ise 35'e nedir? 15'e 12 ise 35'e nedir? İçler dışlar yaptım. 5'e böl 3, 5'e böl 7, 3'e böl 3'e böl 4. 4 kere 7 28. Direkt burayı 28 buldum. Devamında şurası nedir? 9, 12, 15 üçgeni. Aynı mantıkla da 35, 5'in 7 katı, 28, 4'ün 7 katı. Burada 3'ün 7 katından 21 olacağından 21'den 9 çıkarttım. 12. Neresi? Bakın dikkat edin. Burayla burası. Devamında ters çevriliyor. Yani 15 buraya geliyor. 20 buraya geliyor. Bakın 5'in 4 katı, 3'ün 4 katı. Burada 4'ün 4 katı 16 olacağından şuradaki fark ne oluyor? 4 oluyor. O halde K ucunun E noktasına uzaklığı 4 birimdir diyoruz. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu açıortay dikkatimi çekti. İnen doğruda kenarı iki eşit parçaya ayırmış. O halde bunlar ikiz kenardır. 25 buraysa, 18 buraysa 25'ten 18 çıkarttım 7. Bakın dikliği gördüm. 7, 25, 7, 24, 25 özel üçgeni değil mi? Aynı şekilde burası da dik. 18, 3'ün 6 katı. 24, 4'ün 6 katı. Burası da 5'in 6 katı olacağından 30. O halde buralar ne oluyor? 15'e 15. Ve bir şey daha dikkatimi çekti. 90'dan inen bir doğrumuz var. Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. O halde muhteşem üçlüden burası da 15 olur. Evet, x kaç birimdir?
Arkadaşlar B noktası ED boyunca katlanıyor. Şöyle oluyor. Aynı şekilde C noktası da KF boyunca katlanıp şu şekli alıyor. Bakın 5 buraysa hemen 5 burası. 8 buraysa 8 burası. Geldim yapıştırdım. Devamında bakın C noktası aynı doğrultudaki bir yere ışınlandıysa buralar 90 derecedir. Aynı şekilde buralar 90 derece. Hemen açılarımızı da belirtelim. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Aynı şekilde burası beta oluyor. Burası alfa. Şöyle iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olacağından 2 alfa. Aynı şekilde burası da 2 beta. Bakın 120 derece ise alfa artı beta buradan ne geliyor? 60 değil mi? 2 alfa 2 beta ne gelir? 120. O halde bu açıma ne düşüyor? 60. Şimdi şu ADF üçgenini şu kısmı alıyorum rahat görmeniz için. Şöyle. Şöyle A, D ve F. Bakın A noktası 60 dereceydi. O halde ben şöyle bir dik indireyim. 90 dereceye yapıştırayım. Şurayı da 30 bulayım. Bakın AF nedir? 8. 90'ın baktığı 8 ise 30'un baktığı 4. AD neydi? 5'ti. O halde buraya 1 kaldı. 30'un baktığı 4 ise 60'ın baktığı 4 kök 3. O halde 4 kök 3'ün karesi 48. Bir de buradan 49. DF ne oldu? 7. D seçeneğini işaretlerim. Evet, D elemanıdır AC ve B'de 13 birim olacak şekilde D noktalarının C köşesine uzaklıkları toplamı kaç birimdir? D noktaları diyorsa demek birden fazla D noktası var. Peki yorumlayalım ne olabilir bu? Bakın AC üzerinde bir D noktası belirtelim. Şurası olsun. BD'yi şöyle birleştirdim. Bir tane de dik indirdim. Bakın ne oldu? Şöyle D yazalım. Şurası 90 derece olsun. BD 13. Burası 5, 12, 13 üçgeni olabilir değil mi? O halde bakın burası da 90, 12, 16, 20 üçgeni. Buradan DC mesafesi kaç oldu? 16, 5 daha 21. Artı ikinci durumda nerede olabilir? İkinci durumda D şurada olabilir değil mi? Bakın çiziyorum hemen. D şöyle olabilir. Burası 13 olabilir. Burası 5. Aynı şekilde 5, 12, 13 özel üçgeni. Bakın 5 buraysa 16'dan çıkarttım. Burası 11. Artık şu 16'yı siliyorum. Yerine D yazıyorum. O halde yeni DC kaç oldu? 11. Bunları da toplarsam 32. A seçeneğini işaretlerim. Evet X kaç birimdir? Arkadaşlar hemen şuraları açıları harflendirelim. Şurası beta olsun. Bakın şurası 90 derece. Şimdi ikisinin toplamı da 90 olacak değil mi arkadaşlar? 90 derece neyi temsil ediyor? Bakın beta artı 2 alfayı değil mi? Bir alfa buradaysa o halde burası ne olur? Beta artı alfa. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Beta artı alfa, beta artı alfa. O halde ikizkenardan 5 buraysa 5 de burası olacağından 1 buraysa 4 buraya kalıyor. Devamında 5, 4 o halde 3, 4, 5 özel üçgeni. Bakın 90'dan inen bir dik var. Öklit yaparsak burada. 3'ün karesi neydi? 9 eşittir. Şöyle bir kenar 1 artı x çarpı diğer kenar 4. Buradan içeri dağıtırsam 4 artı 4x eşittir 9. Artı 4 eksi olarak çektim. 5 eşittir 4x. X eşittir 5 bölü 4 bulunur.